Teröristlerde bir çöküş olduğunu hep beraber gördük, görüyoruz arkadaşlarım. Terörle mücadelede bir kez daha kararlılık vurgusu yaptı. Terör örgütü PKK'daki çöküşün herkes tarafından görüldüğünü ifade etti. Bu çöküşün devamı için herhangi bir şekilde toparlanmalarına meydan vermemek için bu baskının sürmesi lazım, bu takibin sürmesi lazım. Mehmetçiğin diyoruz nefesi enselerinde, teröristin enselerinde. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar komutanlarla video konferans toplantısı düzenledi. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanları katıldı. Bir an önce hedefe ulaşmamız lazım. Yani en son teröristi de esir getirmemiz lazım. Bu harekatın nihai amacı bu. Kerkük'te yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini söyleyen Akar, Türkmenlerin haklarının korunması bizim için çok önemli dedi. En son teröristi esir getirmek. Bunu yaparken de işte bahsettiğimiz gibi hem Erbil'le hem Bağdat'la ilişkilerimizi hakka hukuka saygılı bir şekilde sürdürmek suretiyle birlikte hedefe varmamız lazım. Dolayısıyla hem Irak için, Iraklı kardeşlerimiz için hem de bizim için güvenliğin sağlanması yolu bu. Burada omuz omuza çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bakan Akar, Rusya, NATO ve Ukrayna üçgenindeki gerilime de değindi. Temennimiz gerilimin barışçıl yöntemlerle çözülmesi ifadelerini kullandı. Bu Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin, NATO ile Rusya arasındaki gerginliğin de bir an önce barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesi, sükunetin hakim olması, barışın, istikrarın hakim olması. Bu konuda bize düşen ne varsa bugüne kadar her türlü katkıyı sağladık. Bundan sonra da katkılarımızı sağlamaya devam edeceğiz arkadaşlar.